Yollar, yollar, bozuk yollar. Ama havadaki bulutların güzelliğini size çekmek istedim. Bildiğiniz sanki köyde yaşıyoruz, dağ tepe. Böyle. Anlatamam size. Herkese merhaba bu arada. Araba kullanırken çekim yapmak biraz zor. Ama gene de birkaç karecik çekeyim dedim. Ya dostlar, böyle işte dere tepe düz geçtim, gittim. Bugün sürprizlerle dolu bir gün var diyeceksiniz, ne mi? Bir dakika, şöyle bir vites değiştireyim. Ya o tekille de çekim olmuyor ki kardeşim. Sürprizler, sürprizler, sürprizler. Tükenmez'e ilave yapmak için gidip pazardan alışveriş yaptım. Ki köylü teyzelerden olsun diye özellikle. Size videosunu çekeceğim. Ve ondan sonra da buzdolabının içine birkaç parça bir şey aldım böyle. Evi neredeyse biliyorsunuz Yusuf için sıfırlıyorum yani her tarafı. Yusuf döndüğünde Allah! Görüyor musunuz? Yusuf deyince feleğim şaşıyor. Arabayı birinci viteste kapattı yani, söndürdüm mü ne deniyor? İşte neyse. Bir de konuşabilsem. Ya benim kedim yok. Bir haftadır kedi arıyorum. Ama bu aylarda böyle bir kaybolma dönemi var her zaman. Çirkinin ama şu anda yok. Dere tepe onda aradım 2-3 gün. Bulamadım, inşallah gelir. Yoksa çok üzüleceğim. Şimdi dediğim gibi gidip birkaç parça bir şey aldım. Onları size çekebilirim. Sonra da tükenmezi nasıl ilave yapacağım, onu çekeceğim sizin için. Onun haricinde de bir iki parça bir şey çekerim. Bilmiyorum işte ya. Böyle günlük vloglar hiç bana göre değil. Ben bilgi videolar çeksem daha iyi. Haydi bakalım şimdi. Bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Bu arada ben size merhaba dedim mi ya? Demedim. Uyku semesi diyeceğim. Öğlen bir oldu saat. Bunlar ne diyeceksiniz? Ama ben çok amarattım ve çok çok tutumluyum. Akşam yağmur yağıyordu. Attım bunlar ıslansın. Şimdi hemen iki kova su ısıtıp bunların altından gireceğim, üstünden çıkacağım. Bir tertemiz etmiş olacağım. Görüyor musunuz ne kadar tutumluyum? Bir de bir şey diyeceğim. Hasta olmazsam iyidir. Akşam öyle bir çılgınlık yaptım ki, şurayı size göstereyim. Şu ilerideki camlar var ya, şöyle bakın balkon camı. Akşam yağmur yağınca bunlar yumuşadı. Hemen ben taktım hortumu. Yusuf'un boyacı sırığını aldım. Ondan sonra bir kovaya da deterjan yaptım. Bunları dışarıdan bir güzel fırçalayıp yıkadım. İnanmayacaksınız kesin, komşular zaten deliliğim kanıtlandı. Ama kesin demişlerdir yani, hepten sıyırdı bu kız kafayı. Sonra biliyorsunuz seramın içinde ıspanaklarıma yağmur yağmadı diye ben o arkasında su toplama şeyi var, bidonu var. Şuradan kenardan size onu göstereyim. O su toplama bidonundan merhaba horozcuk. Kuşu duyuyor musunuz? Şu gördüğünüz sarı bidonun içinden şurada gördüğünüz sulağımla suyu doldurdum o yağmurda. Güzelce ne seramın içini suladım. Çünkü şimdi bunu bozup da yeniden yapmak bayağı iş. En iyi tarafı şuradaki kulençazlarım sulandı. Setlerdeki. Ona çok mutlu oldum. Birazdan size videoyu yayınladıktan sonra şu halıların hakkından geleceğim. Şimdi indireyim şu arabadakileri. Şunu çekmeden geçemeyeceğim. Hep geri dönüşüm, ekolojik tarım, çevre, doğa diyorum ya. Pazar filemi gördünüz mü? Bunları
topluyorum bildiğiniz koleksiyonum oldu. 4-5 tane var neredeyse artık. Her çantamın içerisine bir tane koyuyorum. Kesinlikle artık bunlardan vazgeçemiyorum. Nasıl? Şimdi Zehra geçti dedi ki, kız o kıyafetlerle halı mı yıkanır? Ben hem böyle halı yıkarım, hem bahçede çapa kazarım, cam yıkarım, her şey yaparım. Önemli olan bu kıyafetin içinde kendimi rahat hissetmem. Onu da hissediyorum zaten. Çizmeciklerim de lastik. Hemen şöyle üstünde ezi verdim halıları. Şimdi bırakacağım bunları. Başka bir iş yapacağım. Sonra durulayacağım çünkü. Azıcık daha böyle bir kendine gelsinler. Hadi bakalım. Köpüş köpüş köpürttüm. Eskiden biz Bulgaristan'da halıları böyle sokağın ortasına seriveriyorduk. Şimdi de bakın çizmelerimin her tarafı böyle köpürük oldu. Çiğneyi çiğni verdim halıların üstünde. Fırçaladım. Çektirdim. Şimdi azıcık yumuşasınlar. Sonra bir su çekeceğim. İkisi de pırıl pırıl olacak. Ay! Başınız döndü mü? Bir halı yıkıyorum. Bir bilmem ne yapıyorum. Şunu bir çıkarayım. Evin içi çok sıcak. Ay ay. Yaşlandım demeyeceğim ama gerçekten kimi zaman etkisini hissediyorum. Çünkü sabah çıktım evde. Tükenmez için malzeme aldım. Armut, elma. Bunlar şimdi arayacağım. İlave edeceğim. Ben bu işi kıvırdım. Ve kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum bu konuda. Birkaç parça da şöyle evle ilgili bir şeyler aldım. Normalde ben böyle şeylere pek para vermeyi sevmiyorum ama şimdi size harika bir makyaj dolabı yapıyorum. Onu göstereceğim. Bunu o makyaj dolabının içine uyarlayacağım ama tek bir tane kalmıştı. Adamlardan birkaç tane daha istedim. Sonra size bunu hatırlatacağım. Bu normalde bir beslenme kutusu çocuklar için. Ama ben bunu beslenmek için kullanmayacağım. Bunlar size iyi fikir olacak diye gösteriyorum. Yoksa böyle kıtırık şeyleri niye bize gösteriyor diye düşünenler de vardır. Şimdi benim takı kutum oraya olmayacak. Zaten o ayrıntılar size söyleyeceğim. Olmayacağı için genişliği tam şu kutu kadarı. Bunun içine böyle yüzüklük yapacağım kendim. Gümüş yüzüklerin kapalı olması lazım. Çünkü gümüşler oksijenle temas ettiği zaman koyulaşıyor böyle, kararıyor rengi. O yüzden bu kapalı bir kutu ve şık bir kutu. Azıcık belki daha bunu bir süsleyebilirim. Hem şeffaf, içinde ne olduğu belli. Bunu yüzük kutusu ve kimi gümüş takılar için yapacağım. Bu da son kalmıştı. O yüzden bunu da bir tanecik alabildim. Birkaç tane daha bunlardan alacağım. Siparişini verdim. Ki takı dolabımın ve bütün o dolabın içi böyle düzenli olsun. Çok beğeneceksiniz projemi. Çok güzel. Başka bu da onun için. Bunu da ayıracağım böyle. Onu da size ne için olduğunu o zaman göstereceğim. Ama şeffaf olmaları gerekiyordu. Acayip bir mutfak temizliği yapıyorum. Uzun zamandır yapmadığım kadarı. Bunları da böyle iki tane buzdolabının içine aldım. Daha düzenli olsun diye. Üste çekmecesi var ya böyle kahvaltılıklar için. Orada işte yağlar mağlar böyle kaşarlar karışıyor o çekmecede. Daha düzenli olsun diye şu iki tanesini de aldım. Fiyatlarını zırt pırt söylemeyeyim. Zaten her yerde değişiyor fiyatlar. Ama çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Biri 7,5, biri de 10 lira. Adam indirim yaptı. Ondan sonra şimdi mutfak düzeni demişken şu iki tane siyah sepeti de aldım. Şöyle göreceksiniz, ben mutfakta bir değişiklik yapacağım. Onun videosunda merak edin, beklemeye devam edin diyeyim. Siyahla krem kullanacağım. O yüzden bunu funi mi diyorsunuz? Onlara hiçbir türlü bir yer yok mutfakta, sığmıyorlar. Oraya koyuyorsunuz düşüyor, buraya koyuyorsunuz düşüyor. O yüzden
Bunları hunileri koymak için aldım. Bize çok lazım çünkü biz devamlı sütümüzü, yoğurdumuzu kendimiz yaptığımız için o şişelere koymak için. Huni evde şart. 2-3 tane var bizde sirkeleri süzdüğüm zaman şişeleri almak için. Bunu da onun yanına bakalım bir şey için değerlendireceğim. Biri 7 lira, biri 10 liradı. Aman hepten alışveriş manyağı oldum ha kaç gündür. Bir tane kutu da, bu da kulak pamuklarının kutularının kapakları hiçbir zaman kapanmıyor. Bir oraya kayıyor, bir oraya kayıyor ve biz çok sinir oluyoruz Yusuf'la. O yüzden birazcık daha büyük çene çünkü Yusuf hep böyle çok istiflemeyi sever. Bir iki paket alır. Ben onları bunun içine boşaltarak şuradan bakın kapatıp açıyorsunuz. Hemen şıpladık kapatmak için bu kutuyu da kulak pamukçuklar için aldım. Hem şeffaf hem minnacık. 3,5 lira da bu. Şimdi siz yukarıdaki bizim umumi banyomuzu hiç görmediniz. Bu plastik diyeceksiniz. Ama metallerde çok çabuk paslanıyor. Yani çok kaliteli de çok para. O kadar para vermeye gerek yok. Ben bunu azıcık oradaki renklere göre buralarını bir köreltmeyi düşünüyorum. Yani nedir adı boyalar. Böyle eskitme yapacağım. Bunu yıkamak çok kolay. Hemen al kocaman fırçayı şakkıdık şakkıdık ne nemden ne şeyden hiç etkilenmiyor. Çok ilk etapta çirkin olabilir ama sonraki halini size özellikle göstereceğim ya da yapım aşamasında da gösteririm. Göreceksiniz ne kadar güzel bir şey olacak. E yeter artık. Bu gördüğünüz 5-6 parça mı? Kaç tane parça var? Hepsine 70 lira verdim. Öyle düşünün. Yani çok büyük bir para değil ama olmayınca çok büyük bir para. Yeter. Daha bir simitle duruyorum. Saat kaç olmuş? Öğlen geçmiş. Bugünlük bu videoyu bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Pürçüklü TV ile kalın. Çok yorulduğum için sallamayacağım. Yorumlar, beğeniler. Abonelikler bol olsun. Sizi seviyorum. Bye bye.